Siyaset dünyası darbeye katılıp pişman olanlara sahip çıkalım diyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ı konuşuyor. Muhalefet gibi AK Parti içinden de tepki yükselince Türk Tarih Kurumu Başkanı açıklama yaptı. Sözlerim bağlamından koparıldı. Darbecilere af söz konusu olamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise siyasetin konuştuğu Ahmet Yaramış hakkında konuşmadı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın darbeye katılan ama pişman olanlara sahip çıkalım sözlerine tepki büyük. Yaramış'ı oraya atayan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tepkiler çığ gibi büyüyünce Türk Tarih Kurumu Başkanı da sözlerin bağlamından kopartıldı savunması yaptı. Darbeye teşebbüs etmiş, kalkışmış ama nadim olmuşlar falan diye cümle kurmak aklı selim düşünebilen hiç kimsenin kurabileceği cümleler değildir bunlar. Dil sürçmesi falan denmez buna. Buna zihin sürçmesi denir. Bu kabil cümleler zaten bir sürü problem olan bu alanı daha problemli hale getirir. 24 Nisan'da yani 3 ay önce Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atandı Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Ahmet Yaramış. Atama kararından 4 gün önce makama oturması da Ensar Vakfı yöneticiliği de çok tartışılmıştı. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde pişman olan FETÖ'cülere sahip çıkmalıyız çağrısıyla tekrar gündem oldu.